bu 111'e ilişkin verdiğimiz bildirgelerde zaman zaman hata yapıyor. Üstündeki ortalamalar işe giriş tarihindeki şartlar değişiyor. Bazen ayda patlatıyoruz, veriyoruz. Bunlarla ilgili de düzeltme yazıları geliyor. Şu son zamanlarda bana gelmedi de benim merak ettiğim 5510'dan yine yararlanabiliyor muyuz? Biliyor muyuz onu öyle. Şunu diyorum. İlgili düzeltme ceza yok. E-posta ile ilgili uygulamasında kanunlu verilen bildirgenin iptal edilerek kanunsuz verilmesi gerektiği talimatlandırıldı. Yani 5500. Aynen. 5510'suz veriyoruz. O zaten bir tuzak abi yani ceza olmak için biz teşviklerden yürüyerek yararlanıyoruz ama sanıyoruz ki yanlış yararlanıyoruz. Benim bu teşviklerden yürüyerek yararlanıyoruz. Şimdi bir firmamız var. Merkezinde işte 611 sayılı bir kapsamdan bir eşitle fayda alıyor. Firma şube açıyor. Biz merkezimizdeki bu teşvikten faydalanan arkadaşları şubemize gönderiyoruz. Şube hakkında maalesef şimdi orada tabii aynı iş var. Şube nakillerinde arkadaşlar bir şubeden bir şubeye naklettiğinizde başka örnek verelim. Aynı iş yerini naklettik. Gene fayda. Eyvallah. Tamam. Gene fayda. İş yerini komple götürüyoruz. Bakın. Şöyle diyorum. Söz konusu işverenin birden fazla şubesi var. Şu şubesinden sokmuş ilgili teşvik ürünlerinden faydalanmıyorsa kişiyi buradan alıp oraya naklediğinde faydalanamıyor. Ama bir tane iş yerimiz var. Bağcılar'dayız. Bağcılar'dan aldık Beşiktaş'a taşıdık. Aynı hükümlerle devam ediyoruz. Bir sıkıntı yok. Ben yapamam. Peki. Hayır, hocam, olması gerekir ama. Hayır, şubeye müracaat ediyorsunuz. Şube aktarmasını yapıyor. Orada. Aynı. Eski iş yerindeki teşvik ürünleri yeni iş yerine aktarıyor. Onun için şubeye müracaat etmeniz lazım. Bize gelip bize aktarıyoruz. Zaten onlara aktarıyoruz. Zaten sizden gidiyor. Onlar aktaracak. Bize geliyorsanız bize aktaracak. Size mi diyor? Onlar aktaracak. Onlar aktaracak. Eğer bilmiyorlarsa son istisnai durum belirlemeniz gerekiyor mu? Nasıl? Yani nakilde çıkartıyorsun. Nakilde. Altı kodunu seçeceksin. 16 kodunu seçeceksin. Alt işverenlik olgusu olan bir iş yerimiz var. Biz davayı kaybettik. Alt işverenlik mağazası yok oldu. İş herhalde bu aylarda çalışanları üzerimize alacağız. Ve bunları çalışanları üzerimize alırken bunların devreden SSK matrahları var. Borçlarından diyoruz değil mi? Yok devreden, Sigorta bir borcu yok. Çalışanlar yüksek miktarlar var. Çalışanların biz bütün kıdemini, ikramiyesini, insan haklarıyla devraldığımız için oradaki devreden sigorta matrahlarını taşıyacak mıyız bu işlerimizden? Taşıyıp tabi olan kısımları taşıyacağız. Sonuçta ödemeyecek miyiz bunları sigortalılarımıza? Yok şöyle o da zaten diyeceğiz de. Devreden sigorta matrahları vardı öbür iş yerinde. Şimdi orada çıkış yapacaklar 31.12 itibariyle. 1 Ocak itibariyle ben kendime giriş yapacağım bunları. Ben bunları 1 Ocak itibariyle yaptığımda eğer bu yıl içinde olmuş olsaydı devreden geri versin matrahlarını da bir görüşe göre taşımamız gerektiğini. Yani devreden sigorta matrahlarının taşınıp taşınmayacağı konusunda tereddüt yaşadık. Birkaç SSK'ya sorduk. Kartal, Pendik, Ümraniye, Köşkün. Yeni işe başlayan biridir yani. Mevcut yer özlemek. Yok hayır. Ama burada var. Sigortalının hakkı o zaman ortada. Yani diyor. Biz sizde, zaten sizin işçinizdi bu diyor. Yani dava içinde. Bütün haklarıyla. Şöyle söyleyeyim. Şu an bir uygulama yapıyoruz. Özellikle bu ana işverenlerimizin, büyük işverenlerimizin işte temizlik, işte güvenlik, işte yemek, alt işverenlik diye tabir ettiğimiz tespitlerimizde hani normal ana firmamızın ilgili yerinde bir dosya açmış olduk. Bunların tüm borçlarını alt işverenliğinin tanımını yapmak suretiyle ifade ediyoruz. Ve bu borçlardan direkt sorumlu tutuyoruz ve tebligat gönderiyoruz. Bu borçları ödediyoruz. Aksi halde bunların hepsini senin dosyana transfer ediyoruz diye bilgilendirme yapıyoruz. Ödemesi halinde ilgili mevcut dosyaları kapatıp geçiyoruz. Borçlar tamam. Bununla alakalı. Bakın hak da öyle değil mi? Evet. Siz bu kişiye ödeyeceğiniz prim ikramiyeyi, şeyi sonuçta bu adama ödemeyecek misiniz? Ödeyecektik yani. Ödeyecekseniz dolayısıyla prime tabi olan kısmı bildirmek zorunda olmayacak mısınız? Hikayeleri toplayıp almamız lazım. Aynen bildirmeniz gerekiyor. Ama işte o hikayeyi bulmak için çok araştıracağız. Öyle bir şey ki o hikaye nereden geliyor? Son ayı mı? İlk ayı mı? Yani şey hak edilen ücretin ama ücrette sıkıntı yok. İkramiye ile ilgili olan. Evet. İkramiyenin de ödendiği ay geçerli. Şimdi ama biz hikayeden devrediyor ya. Şimdi mesela bu
Ekim'in olursa, Ekim'in olursa Ekim'i yaptık, Kasım yaptık, Aralık'ta bitmiş olacaklar. Şimdi bu iki ay Eskişehir'de olsaydı Aralık'ta sıfır olacaktı. Ben ama görüyorum Aralık'ta ben kendimi alıyorum. Ha devreden SSK mı? Yani o kadar zor kayıtsızacağız ki 1100 kişi. Yani bu büyük çağrı merkezde program yapacağız mutlaka bir altyapıyla. Ben bir de bir tane daha sorum var, kusura bakmayın. Cuma günü çıkışlar da hafta tatillerinin ücretinin ödenmesi gerekiyor. Bakın şimdi SSK bunu aramıyor, siz aramıyorsunuz. Cuma günü çıkış yapıyoruz, hafta tatilleri ücreti dahil edilmiyor. Ama mahkemelerde şimdi dava kazanıyor. Ben Cuma günü çıkış yapıldım ama benim orada bir günlük hafta tatil hizmetim olsaydı ben emekli oluyordum. Bu primi zaten gidiyor, davayı açan yatırıyor primi, sorun değil de. Siz bu konuyla ilgili ben Cuma günü çıkış yapmıyorum açıkçası iş yerinde. Yasak. Ama SSK'da da bu konuda bir şeyi yok. Yani ben şövalye oluyorum bazen. Biraz tepkimi bilmez. Sizin belirtin ilgili hafta tatil ücretini hak etmişsek kişi dedi. Bunun belirtildi. Neyse bilim ödeme gün sayısını ona göre bildirmek zorundadır dedi. Kurum bununla ilgili zaten kararını vermiş. Dolayısıyla bu husus ne? Eğer işverenimiz hafta tatil ücretini kişiye hak etmiş ödediği için de bilim ödeme gün sayısını ve tepkilerini buna göre bildirmek zorunda. Zaten yani, iş kanununda öden haftalık çalışma saati 45 saat mi? Dolduruyor mu onu? Tamam. Zaten 3'te 2'sini doldurmuşsa bile hafta saatini vermek zorunda. Ama o da iş kazası için bildirmiyor işverenler. Yani pazar günü... Evet. Yani şöyle söyleyeyim. İlgili şeylerin bu tür durumlarda cumadan yapın. Niye? İşte cumartesi iş kazası gelir, başına bir şey gelir. Bu hususla ilgili olarak bildirmemesi şeklinde öneriler var. Ama tekniğimiz açıkla net. Ödüyorsa, hak ediyorsa ve bunun da ücretini ödüyorsa bildirmesi gerekir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Birkaç duyurumuz var. Tartışıyoruz arkadaşlar. Kısa sürecek. Ondan sonra. Bir İngilizce kursumuzun kayıtları devam etmektedir arkadaşlar. Bu konuda şey yapabiliriz. Bize başvurabilirsiniz. Aralık ayı toplantı sorumlularımız Sema Bekçi, Cengiz Uygur ve Erhan Özkök. Şimdi Cengiz arkadaşımızı bilgilendirme için Koro için bir bilgilendirme yapacak kısa. Ondan sonra da belgeyle ilgili bir soru bir cevap kısmımız var. Oradaki bazı size lazım olacak bazı konular var. Onları size bildireceğim. Çok kısa bir 10 dakikada her şey. Geç kaldık. Ne zaman? İlerledik. O gelme almışım. Gerçekleşmiş. Vallahi ben...